Herkese selamlar. Bu videomda kurbandan bahsedeceğim. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanla ilgili görüşlerimi aktarmaya gayret edeceğim. Önce kurbanın ne olduğunu anlatacağım. Biraz da teknik bilgi vereceğim. Sonra Hazreti Peygamber dönemindeki uygulamanın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da kurban kesme geleneğinin nasıl bir şekil aldığına dair ana çerçeveyi sunmaya çalışacağım. Uygulamada neler vardır? Dinin kurucu metni bize bu konuda ne söylüyor? Bunları sunarak konuyu özetlemeye çalışacağım. Kurban kelimesi kurb veya kurbet bilinen ve yakın olmak anlamına gelen kelimeden mütevellit olarak özellikle de Anadolu İslam kültüründe kullanılan bir kavramdır. Dini terminolojide ibadet amacıyla Allah'a yakınlık kurmak amacıyla belli özellikte olan ve belli zamanda kesilen hayvanları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Ancak Araplar bu kelimeyi kullanmıyorlar. Kurban konusu veya kurban ibadeti İslam'la birlikte başlamadı. İslam öncesi Arap toplumunda da vardı. Buradan İslam'a intikal etmiştir. Ancak şunu da belirteyim ki Araplardan çok önce de vardı. İnsanlık tarihine kadar bunu götürebilmek mümkündü. Araplar özellikle hac aylarında Kabe için kurban keserler ve bunun yanında aynı zamanda putlar adına da kurbanlar keserler. Beni takip eden dostlarım bilir. Daha önceki videolarımda dile getirmiştim. Araplar melekleri soyut varlıklar olarak görürler ve Allah'ın kızları olarak nitelerler. Onlarla doğrudan temas kurulmaz. Hele hele bir beşer zaten Allah'la doğrudan temas kuramaz. Bu itibarla da meleklerin sembolü olarak tasavvur ettikleri putlara kurban keserler, onları takdis ederler. Onları memnun ettikleri zaman dolayısıyla melekleri memnun etmiş olduklarına inanırlar ve bu şekilde de meleklerin Allah katında kendilerine şefaat edeceklerine inanırlar. Dolayısıyla da inanç telakkilerinin ana çerçevesi budur. Bu itibarla da putlar adına kurban kesmek önemli bir ritüeldir ve önemli inanç halkalarından birisidir. Bu şekilde bir telakkiye büründürülmüş ibadet olarak tanımlayabiliriz. Az önce belirttiğim gibi kurban kesme geleneği Hazreti Adem'e kadar götürülür. Hemen hemen bütün dini geleneklerde bir şekilde bu uygulama vardır. Hac suresinin 34. ayetinde de Hazreti Adem'den sonra ilahi dinlerin hemen hepsinde kurban ibadetinin olduğuna veya kurbanın olduğuna işaret edilmiştir. Keza Maide suresinin 7. ayetinde de Hazreti Adem'in iki oğlunun Allah adına kurban kestiklerini, kurban sunduklarını, bunlardan birisinin kurbanının kabul olduğu, diğerinin kabul olmadığına dair de açıklama yer almaktadır. Eski ahitte geçen kurban kavramı da kutsal anlamda kan dökmeyi ifade eder. Değişik anlamlar da vardır. Bunları geçeceğiz. Kurban, cahiliye dönemindeki uygulamanın bir devamı olarak İslam'a geçmiş bir dini ibadet diyelim. Tabi ibadet derken özellikle de dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü birazdan da açıklayacağım gibi aslında bu bizim geleneğimizde zannedildiği gibi herkesin yerine getirmesi gereken bir ibadet değil. En azından benim yorumum budur. Fakat adeta olmazsa olmaz ibadetlerden veya dini hayatın bir parçasından birisi olmuştur. Bu itibarla da kelimelerimi de özenle seçmeye çalışıyorum. İslam cahiliyeden intikal eden bu uygulamayı devam ettirmiş fakat özellikle de şirkten arındırarak bütünüyle Allah adına bir hayvanın kesilmesi kriterini getirmiştir. Hatta Allah'tan başkası adına kesilen herhangi bir hayvanın etinin yenmeyeceğini, bunun haram olduğunu da çok net bir şekilde Maide 3'te veya En'am 145'te ifade etmiştir. Diğer bir deyişle şirkten arındırmış, kurbanın sadece Allah adına kesilebileceğini söylemiş ve bu nedenle de kurban kesilirken bugün bile Allahu Ekber diye tekbir getirilir ve öyle kesilir. Yani Allah adına kesilir. Malumunuz Allah adına kesilmeyen hayvanın eti yenmez inancımıza göre ki bu Kur'an'ın kriteridir. Anadolu İslam kültüründe biz kurban diye ifade ediyoruz ama kesilen hayvan Arapçada udhiye kelimesiyle ifade edilir. Zaten kurban bayramının birinci ve ikinci günü de udhiye kavramı kullanılır. Duha demek kuşluk vaktine denk gelir. Hatta Duha suresi vardır malumunuz. Dolayısıyla da bayramın ilk günü duha vaktinde kurbanların kesilmesi nedeniyle Arapçada bugüne Eidul Edha yani Edha bayramı, Duha bayramı veya Kurban bayramı bu şekilde ifade ederler. Araplar putlar adına bu şekilde kurban kestikleri gibi kurban kavramı nüsük, mensek, menas, işte nahır, zibih, zebih, hedi gibi değişik isimlerde de ifade etmişlerdir bu kurban kavramını. Hedi kurbanı Kabe'ye hibe edilen kurbanları ifade eder ve hacıların
Mina'da kestikleri kurbanlar için kullanılan bir kavramdır. Nitekim de Maide 95'te buna işaret edilmiştir. Zaten buradan mütevellit olarak da hediye kurbanı olarak bilinir. Keza umre sırasında kesilen kurbanlar bu kavramla, hediye kavramıyla ifade edilir ama bunun yanında nezir yani adak kurbanı, akika kurbanı, atile kurbanı, feraa veya fera diye değişik isimlerde de kurbanlar vardır. Hatta bu kurbanları ifade eden hayvanların belli yaş ve özelliklerinden bahsedilir ve bunlarla ilgili de bir takım dini telakkiler vardır. Mesela akika kurbanı doğan çocuklar için kesilen bir kurbandır. Araplar doğan erkek çocuğun birinci haftası dolunca akika kurbanı keser ve sünnet ederlerdi. Sünnet geleneğiyle ilgili meselede de buna zannediyorum değinmiştim. İslam'dan önceki var olan bu adak ve kefaret kurbanları ki bunlar vardı İslam'dan önce dikkat ederseniz İslam'a da olduğu gibi geçmiştir. Keza hediye kurbanları da yine Kabe'ye adanan kurbanlara verilen isimdir. Bunun yanında Araplar Kabe dışında veya Mekke dışında değişik putların mekanları vardır, tapınakları vardır. Bunlar adına da kurbanlar keserlerdi. Hatta bu tapınakların etrafı da aynen Kabe gibi harem kabul edilirdi. Ve bu harem alanında gabgab denen bir özel birim oluşturulmuştu. Özel bir mekan daha doğrusu. Burada Araplar kurban keserlerdi. Sonuç itibarıyla Kur'an-ı Kerim Araplardaki hacla ve umre ile ilintili olan bu ibadeti almış ama bütünüyle şirkten arındırarak İslami bir forma dönüştürmüş diyebiliriz ve burada da devhidi korunmak için özellikle de sadece ve sadece Allah adına kurbanların kesilmesi gerektiği kriterini getirmiştir. Ama sonuç itibarıyla kurbanın Arap geleneğinde köklü bir dini yönünün olduğunu görüyoruz. Gelelim videonun veya konumuzun ikinci ve önemli kısmına. Nedir bu hocam? Resulullah döneminde kurban ibadeti veya kurban meselesi nasıldı hocam? Öncelikle şuradan başlayalım. Bu konu Medine dönemiyle birlikte gündeme gelmiştir. Her ne kadar Kevser suresinden hareketle oradaki venhar ifadesinden hareketle nahır kurban kesmek anlamına geliyor. Fesalli li rabbike venhar işte Rabbine namaz kıl ve kurban kes şeklindeki yorumdan mütevellit olarak bunun Mekke dönemiyle de ilişkisi kurulmuş ama Kevser suresinin nazil olduğu dönemde henüz ne namaz vardı ortada ne de aynı zamanda dini anlamda kurban kesme geleneği başlamıştır. Bu itibarla da surenin muhtevası tamamen bu yorumun dışındadır. Burada Resulullah'ı teselli eden mesajlar verilmiştir ve fesalli ve venhar kavramlarıyla namaz kıl ve kurban kes bağlamında bir ifade yok. Aksine burada Rabbine yönelip destek iste ve güçlüklere diren bağlamında bir mesaj söz konusudur. Sonuç itibarıyla Kevser suresinin kurban kesmeyle ve namaz kılmayla uzaktan yakından alakası yok. Bunu da tespit ettik. Rivayetlerde Resulullah Medine'ye geldikten sonra 2. yıldan itibaren düzenli olarak kurban kestiği iddiası dillendirilmiştir. Hatta aynı şekilde bayram namazlarını da kıldırdığı söylenmiştir. Hatırlarsanız daha önce de Ramazan bayram namazıyla ilgili bir video çekmiştim ve bayramın ne olduğunu, bayram namazının ne olduğunu ana çerçeve olarak iki farklı videoda ele almıştım. Burada iddia edilen 2. yıldan itibaren bayram kutlamaları aslında görebildiğim kadarıyla ki bu benim tespitim de diyebilirim. Gerçi rivayetlerde var ama en azından benim kanaatim şu. Hazreti Peygamber 2. yıldan itibaren Ramazan bayramını kutluyor ve Ramazan bayram geleneği başlatıyor. Fakat daha sonraki dönemde kurban kesme dini anlamda bir ibadete dönüşünce veya kurban kesme geleneği başlayınca bu da bayram olarak süreç içerisinde kutlanıyor fakat baştan beri kutlanıyormuş gibi bir genelleme yapılmıştır. Ez cümle hicretin başlangıç döneminde her ne kadar Hazreti Peygamber'in kurban kestiği iddiaları varsa da bu bir genelleme gibi geliyor bana. Çünkü 2. yıl dersek Medine döneminde takriben 7-8 tane kurban bayramı olması lazım ama 2. yıl kurban kesme olayından bahsedilir ama detayı verilmez. Bu itibarla da bana göre biraz bir genellemedir. Birazdan da zaten bunu teyit eden açıklamalarda da bulunacağım. İddialara göre Hazreti Peygamber Bedir Savaşı'ndan dönmüş, Ramazan bayramını kutlamış. Akabinde Benu Kaynuka kabilesini Medine'den uzaklaştırmış. Müteakibinde Zülhicce'nin 10. günü sabahı ilk kez kurban kesmiştir. Hatta o gün 2 koyun kurban ettiği de söylenir. Keza Benu Selime kabilesi, Evsin Benu Selime kabilesine mensup insanlardan durumu iyi olanların da kurban kestiği hatta o gün 17 kurbanın kesildiğine dair bir takım iddialar vardır. Yine bu iddialar arasında Hazreti Peygamber'in Benu Zureyk sokağında kurban kestiği,
Keza daha sonradan Muaviye bin Ebu Sufyan'ın evi vardı. Bu evin yakınında da Kurban Bayramı namazından sonra kurban kestiğine dair iddialar vardır. Bu tarz iddialar varsa da genelleme gibi geliyor bana. Belki de daha sonraki uygulama ilk günden başlamış veya hicretin ikinci yılından itibaren başlanmış gibi gösterilmiştir. Ama en kesin veya net bilgi şurada var elimizde. Resulullah Hudeybiye seferine çıkıyor 628'de. Umre için çıkıyor malumunuz ve hediye kurbanları hazırlıyor ve bunları kesmek istiyor. Fakat Mekke'ye giremediği için bunları Hudeybiye'de kesiyor bir kısmını. Dolayısıyla da burada kurban kesildiğini görüyoruz. Diğer yanda ilk günlerden itibaren kurban kesildiğine dair belki en önemli karinelerden birisi, bazıları da namazdan önce kurban kesiyorlar. Resulullah da hayır, namazdan sonra keseceksiniz diye bir ifade kullanıyor. Buradan hareketle de bugün namazdan sonra kurbanlar kesilir. Bunun dayandığı temel de burasıdır. Bunu da bu vesileyle açıklamış olayım. Yine rivayetler arasında Hazreti Peygamber'in kurban kesin ve yedirin içirin, imkanı olup kesmeyen bizden değildir gibi sözler söylediği ve bunların hadis formuna sokularak sunulduğunu da hatırlar. Keza imkanı olan ailelerin her yıl kurban kesmeleri gerektiğine dair sözlerinin de olduğundan bahsedilmiştir. Ancak bunlar çok güvenilir değildir. Dediğim gibi 10 yıllık Medine dönemine baktığımız zaman öyle çok düzenli bir şekilde, her ne kadar İbn-i Sad 10 yıl boyunca düzenli kurban kesildiğini söylemişse de zaten 2. yıldan itibaren başladığına göre kafadan bu iddia sakat oluyor. Çünkü 8 yıl boyunca kurban kesmiş olması gerekiyor ama 8 yıl boyunca düzenli kestiğine dair de elimizde bir bilgi yok. Nitekim de Veda Haccı ile ilgili açıklamalarda da göreceğiniz üzere hiç de öyle bir tablo yoktur. Sonuç itibariyle 628'de Hudeybiye seferinde ilk kez kurban kesiyor. Akabinde kaza umresine çıkıyor bir yıl sonra 629'da Mekke'ye gidiyor ve burada hediye kurbanlarını kesiyor. Yani dikkat ederseniz umre ile alakalı bir durum var ve son derecede kesin bir bilgiye ulaşıyoruz burada. 630'da Mekke fethediliyor. Bu Mekke fethedildiği zaman kurban kesildiğine dair bir bilgi yok ama ertesi yıl Hazreti Ebu Bekir 631'de hac emiri olarak görevlendiriliyor ve Resulullah kurbanları gönderiyor ve bunların burada kesilmesini istiyor. Yani hediye kurbanının yine kesildiğini görüyor. Bir de Veda Haccı sırasında kendisinin hediye kurbanı olarak bir miktar, hatta 100 kadar hayvana götürdü ve bunları hediye kurbanı olarak Veda Haccı'nda kestiği söylenir. Bunlar daha kesin bir bilgi. 100 civarında kurbanlık götürdü ve bunların 63 tanesini Akabe Cemresi'nin akabinde Mina'da kesip dağıttığına dair bilgiler vardı. Şimdi bunlar bizim Hazreti Peygamber dönemindeki kurbanla ilgili haberlerimiz. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey vardı. Veda Haccı'nda kurban kesildiğini görüyoruz ama mesela Veda Haccı'ndan 1 sene önceki, 2 sene, 3 sene veya 4 sene önceki Kurban Bayramı sırasında Medine'de kurban kesildiği, bayram kutlandığına dair elimizde bir tane rivayet yoktur. Bunun da altını çizmek istiyorum. O yüzden de diyorum ki aslında kurbanla ilgili gelenek muhtemelen daha sonraki İslam geleneğinde oluşan bir ritüele dönüşüyor ve her yıl düzenli kurban kesilmiş gibi gösteriliyor. Oysa Hazreti Peygamber'in hayatına bakıldığı zaman kurban hediye kurbanı olarak gözüküyor ve bu kurbanı da hem umre sırasında hem de Veda Haccı sırasında kesiyor. Bunun altını çiziyorum. Dolayısıyla da sonda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Benim de kanaatim zaten eğer kurban kesilecekse bunun umre veya hacda kesilmesi gerekir. Hac dışındaki kurbanlar bir kültürel gelenek olmuştur. Birazdan da söyleyeceğim gibi bunun zaten farz olup olmadığı konusunda alimler hiçbir zaman ittifak edememişler. Hatta sünnet olduğu söylenir ki benim de kanaatim bu doğrultudadır. Ayetlerde baktığımız zaman sevgili dostlarım hac ibadeti esnasında kesilecek kurbanlardan bahsediyor ayetlerde de. Hac suresinde özellikle hac 28'den 30-35'lere kadar giden bölümde. Belli günlerde Allah'ın kendilerine ihsan ettiği hayvanların Allah'ın adını anarak kesilmesinden, hac 30'da haram olduğu belirtilenlerin dışında kesilen hayvanların etinin helal kılındığından bahsedilmiş. Yine hac 33'te sizler kurbanlıkların etinden, sütünden faydalanabilirsiniz. Çünkü belli yaş ve grupta olan, özellikle olan hayvanları Araplar salıverirlerdi. Bunları kesmezlerdi. Buna dair bir açıklamadır. Bilin ki kurban olarak kestiğiniz hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Onlara ulaşacak sizin takvanızdır şeklinde ifadeler vardır. Hatta kimi yorumlarda da Araplar bu zemzemin yanında kurban keserler, kanını Kabe'ye doğru serperlerdi. Bunun doğru olmadığını söylüyor diyor rivayetler ve bu nedenle de böyle bir mesaj verildiğine dair veya uyarı yapıldığına dair iddialar vardır. Hac 39'da da yine putlar adına kesilen kurbanların asla yenmeyeceğine dair ve bunlar bağışlanmayacağına dair de mesaj verilmiştir. Dolayısıyla da bunlara baktığımız zaman hacla ilgili bir tablo çıkıyor karşımıza ama
diğer sair günlerde de kurban kesin diye bir mesaj vermiyor Kur'an-ı Kerim. Bu itibarla da Hazreti Peygamber dönemindeki uygulamalara baktığımız zaman aslında bunun hacla ilgili, umre ile ilgili bir ibadet olduğunu görüyoruz. Bugün de aslında olması gereken bu, fakat bunun dışına çıkılarak muazzam bir genelleme yapılmış ve herkesin yerine getirmesi gereken bir ibadete dönüştürülmüştür. Hatta adeta kurban bayramları et şölenine, et bayramına, mangal partilerine dönüştürülmüş. Bazen de ibadet adı altında hakikaten de ürkütücü, irite edici sahnelerle karşılaşıyoruz ki insanlar haklı olarak da buna tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla da eleştirilmesi gereken aslında bu taraf. Bugün insanlar şayet yani bunu ibadet boyutuyla yapıyorlar, bu bir kültürel gelenek oluşmuş ve insanlar bir araya geliyorlar, dost, akraba, eşler, dostlar toplanıyorlar, yiyip içiyorlar. Bu bağlamda bir güzel bir ibadet olarak hakikaten de güzel tarafı vardır bunun. Yani buna karşı çıkmıyorum ben. Yalnız hayvanlara eziyet edilmesine şiddetle karşıyım ben de. Diğer yandan Kur'an-ı Kerim kurban ibadetinin herkesin yerine getirmesi gereken bir ibadet olduğunu söylemiyor. Kesecek olanların aslında hac ve umrede kesmeleri gerektiğini söylüyor. O zaman bugün ne yapalım hocam? İmkanı olanlar elbette ki kesebilir. Dediğimiz gibi usulüne uygun olduktan sonra burada herhangi bir beis, herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama kurban uygulamasını getirip de Kur'an'a dayandırmaya çalışırsanız bu bana göre zorlama bir yorumdur. Farzdır diyenlere de saygı duymuyorum. Çünkü bu Kur'an'la dayalı bir çıkarım değildir ama böyle düşünenler de olabilir. Biz kimsenin düşüncesini ipotek koyacak halimiz. Hadis rivayetlerine bakarsanız Kitabul Edahi gibi, Kitabul Dahaya gibi bablar vardır. Ve bu bablardaki bilgilere baktığımız zaman da bunun farz olduğuna dair bir ifadeyi göremeyiz. Yani niye hadislere vurgu yaptım? Yani insanlar hadisler deyince dinin adeta kurucu metni gibi görüyorlar. Oysa kurbanın farziyetinden bahsedilmez burada. Daha çok da faziletine dair açıklamalar yapılır. Mesela Buhari'nin eserine bakarsanız buradaki kurban babının ilk hadisi kurbanın sünnet olduğu rivayetiyle başlar. Hadis bablarındaki genel bilgilere bakıldığımız zaman kesilecek hayvanın türü, ortaklaşa kesim gibi, kesiliş biçimi gibi, hayvanların özellikleri gibi, kurban edilecek hayvanın incitilmemesi gerektiği gibi, kurban etinin tüketimi gibi konular ele alınmış ve bunların bir kısmı da incik boncuk meselelerden ibaret. Yok boynuzu kırık olmayacak, yok kulağı kesik olmayacak, yok bilmem şu yaşta olacak, bu yaşta olacak. Bunlar aslında tamamen insanların veya fakirlerin ürettikleri genel bilgilerdir. 7 kişi kurban keser. Niçin 8 değil, niçin 9 değil? Çünkü Hazreti Peygamber deve kestiği zaman 7 ortaklı kesmiş diye. Buradan hareketle bir kriter, bir kaide oluşturulmuştur. Ya öyle olur ki tonluk hayvanı kesersiniz, 10 kişi, 12 kişi de kesersin. Üstelik de mutlaka tek rakamlı olacak. 3, 5, 7 gibi. Hayır, böyle de bir şey yoktu. 4 kişi de keser, 7 kişi de keser, 8 kişi de keser. Diğer yandan bu kurban ibadetini maddi bir külfete dönüştürmemek gerekiyor. Hele hele son dönemdeki ekonomik şartları da düşünürsek artık kurban ciddi bir külfet olmaya başladı. Bugün mesela asgari ücretle siz nasıl kurban keseceksiniz hocam, yani mümkün mü? Ve onu ondan sonra ibadet olarak dayatıyorsunuz insanlara ve burada çekilmez bir tablo ortaya çıkıyor. Yine de imkanı olana dini bir görev bilinciyle bu ibadeti yerine getiriyorsalar getirsinler. Bunda beis görmüyorum ama bana derseniz ki bu dinin kurucu metnine dayanarak farz mıdır hocam? Farz değildir. Hacda veya umrede yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Onun için de yapılmasının dini örfi bir gelenek olarak devamında bir sakınca yok ama dediğimiz gibi maksadına uygun olması koşuluyla. Kişi kurban keserek Allah'a yaklaşmak veya onu bu şekilde kurbiyet kurmak istiyorsa o zaman şunu da belirtmem gerekir. Et yerine ihtiyaç sahibinin temel ihtiyaçlarını karşılamak da aynı maksadı görür. Yani burada illa da et yedirmek değildir mevzu. Bir insana dokunmak, onun ihtiyacına cevap vermek ise o zaman siz onun belki et yemekten daha öncelikli bir problemi vardır. Ona çare olursunuz. Benim için daha önemlidir diye de bunu da söyleyebilirim. Veya benim için daha elzemdir bu şekilde yardım yapmak diye düşünüyorum. Bütün bunlarla beraber kurban ibadetini ve bayramını et bayramına dönüştürmemenin önemine vurgu yapmak istiyorum. Hele hele et stoklamanın, eskiden mesela et tüketimine vurgu yapılır ve 3 gün tüketilmesi gerekir. 3 günden fazla saklanmaması gerekir. Halbuki zaten Arabistan gibi sıcak bölgede 3 günden fazla zaten et saklanmaz hocam. Böyle bir şey yoktur. Bu bununla alakalı bir şeydir.
Ama bugün insanlar kesiyorlar, dondurucularına dolduruyorlar, ondan sonra çıkarıp yiyorlar ve böylece hem ziyaret hem ticaret derler ya. Bu şekilde et ihtiyacınızı karşılamak için kesebilirsiniz. Yani veya işte hem de dini ritüel anlamında, ama bu bir paylaşım ise bunun paylaşıma yönelik tarafını daha çok ön plana çıkarmak gerektiğini de bu vesileyle belirtmek isterim. Zaman zaman acemi kasaplar bir takım vukuatlarına rastlıyoruz. Hayvanlara eziyet edici bir şekilde yaklaşılıyor ki mesela ben de böyle bir tecrübe yaşadım. Hayvanı şiddetli bir şekilde bağırdı. Hala o benim belleğimden gitmedi yani o şey. O yüzden de ben yardım yaparak veya işte belli kuruluşlara vererek onlar aracılığıyla kurban kesmeyi daha iyi eğiliyorum. Yani bakınız, vicdanları yaralıyor bu gibi şeyler. Bunlara dikkat edilerek, o hassasiyetlerde gözetilerek ve aynı zamanda da bir ibadet ruhuyla yapılıp ve burada paylaşım öne çıkarılarak yapılırsa dini gelenek açısından güzel bir ibadet, ama öz cümle son sözlerim mutlaka herkesin yerine getirmesi gereken bir ibadet değil. Mutlaka kesilmesi gerekiyorsa Kur'an'ın bağlamında söylesek bunun hac veya umre için Kabe'yi ziyaret edenler tarafından yerine getirilmesi gereken, ki burada da zorunluluk yoktur, yine imkana bağlıdır, bir ibadet olduğunu belirtmek isterim. Zannederim maksadımı anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.